Merhaba. Herkese hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu günler dilerim. Doktor David Burns, iyi hissetmek, yeni duygu durum tedavisi. Tablo 5'te belirtildiği gibi düşünceleriniz, duygularınız ve davranışlarınız arasındaki ilişki karşılıklıdır. Tüm duygularınız ve hareketleriniz, düşüncelerinizin ve tutumlarınızın sonucunda gelişir. Benzer biçimde duygularınız ve davranış biçimleriniz algılamalarınızı çeşitli yollarla etkiler. Bu model tüm duygusal değişikliğin kesin olarak bilinçlere bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Davranışınızı değiştirmek, düşünme şekliniz üzerinde olumlu bir etki yaparak kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olacaktır. Eğer motivasyon sorunuzun önünüzde yer alan, yenik düşüren tutumlarınızı da yalanlayacak şekilde davranışlarınızı değiştirirseniz, yenik düşüren yapınızı da değiştirebilirsiniz. Benzer şekilde düşünce biçiminizi değiştirdikçe bir şeyler yapmak için kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve bunun düşünme biçimleriniz üzerinde daha güçlü, olumlu bir etkisi olacak. Böylelikle uyuşukluk döngüsünü üretkenlik döngüsüne dönüştürebilirsiniz. Aşağıda erteleme ve hiçbir şey yapmama ile bağlantılı olduğu en sık düşünülen düşünme yapısı çeşitleri vardır. Bunlardan birini ya da daha fazlasını kendinizde görüyor olabilirsiniz. 1. Ümitsizlik. Depresif olduğunuzda o anın verdiği acıyla öyle donaklanırsınız ki geçmişte kendinizi daha iyi hissetmiş olduğunuzu tümüyle unutur ve gelecekte daha olumlu hissedebileceğiniz fikrini inanılmaz bulabilirsiniz. Bu yüzden herhangi bir etkinlik anlamsız gözükecektir. Çünkü motivasyon eksikliğinizin ve baskı duygunuzun sonsuz ve değiştirileminiz olduğundan kesinlikle eminsinizdir. Bu açıdan bakıldığında kendinize yardım etmek için bir şey yapmanız şeklindeki bir teklif, ölmekte olan bir adama neşelenmesini söylemek kadar gülünç ve duyarsız gözükebilir. 2. Çaresizlik. İyi hissetmenizi sağlayacak hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü durumunuza kader, hormon döngüleri, beslenme ile ilgili etkenler, şans ve diğerlerinin size ilişkin değerlendirilmeleri gibi kontrolünüzün ötesindeki etkenlerin neden olduğuna ikna olmuşsunuzdur. 3. Kendinizi bunaltmak, boğmak. Hiçbir şey yapmamanıza yol açacak şekilde kendinizi bunaltmanızın çeşitli yolları var. Bir işi halledilmesi olanaksız gözüken bir dereceye kadar zihninizde büyütebilirsiniz. İşi her defasında bir aşamasını tamamlamak üzere küçük, ayrı, idare edilebilir birimlere ayırmak yerine her şeyi hemen yapmanız gerektiğini varsayabilirsiniz. Ayrıca daha yapmaya başlamadığınız sonsuz sayıda diğer şey hakkında titizlenerek elinizdeki işten kendinizi istemeden uzaklaştırabilirsiniz. Bunun ne kadar mantıksız olduğunu görmek için yemek yemeye her oturduğunuzda yaşamınız boyunca yemek zorunda olduğunuz tüm yiyecekleri düşündüğünüzü hayal edin. Sadece bir an için önünüzdeki tonlarca et, sebze, dondurma ve litrelerce içecek biriktiğini hayal edin. Ve ölmeden önce bu yiyeceklerin hepsini yemek zorundasınız. Şimdi diyelim ki her yemekten önce kendinize şöyle diyorsunuz: bu yemek kovadaki tek bir damla sadece. Tüm yiyecekleri nasıl yiyebilirim ki? Bu gece kahrolası bir hamburgeri yemenin bir anlamı yok. Mideniz bulanır ve kendinizi boğulmuş hissedersiniz. İştahınız kaçar ve boğazınız düğümlenir. Ertelediğiniz her şeyi düşündüğünüzde farkında olmadan hep aynı şeyi yaparsınız. 4. Sonuçlara atlamak.
tatmin sağlayacak biçimde etkili hareket etmenin iradeniz dahilinde olmadığını hissedersiniz. Çünkü yapamam ya da yapardım ama demeye alışmışsınızdır. Bu yüzden depresyondaki bir kadına elmalı tart pişirmesini önerdiğimde artık pişiremiyorum diye yanıt verdi. Gerçekte söylemek istediği şuydu. Pişirmekten zevk almayacağımı hissediyorum ve çok zor olacakmış gibi gözüküyor. Bu varsayımları bir pasta pişirerek test ettiğinde şaşırtıcı derecede tatminkar olduğunu ve o kadar da zorlanmadığını gördüm. 5. Kendini etiketlemek. Ertelemeleriniz arttıkça aşağılık olduğunuz için kendinizi daha fazla ayıplarsınız. Bu durum kendinize olan güveninizi daha fazla tüketir. Kendinizi erteleyen ya da tembel olarak etiketlerseniz bu sorun katlanır. Bu durum hareket anlamındaki eksikliğinizi gerçek siz olarak görmenize neden olur. Böylelikle otomatik olarak kendinizden beklentiniz ya çok az olur ya da hiçbir şey beklemezsiniz. 6. Ödülleri değersizleştirmek. Depresyonda olduğunuzdan sadece herhangi bir işi çok zor olarak düşündüğünüzden değil, ödülün çabaya değmeyeceğine inandığınız için de herhangi anlamlı bir etkinliğe başlayamazsınız. Anhedoni tatmin ve zevk duygusunu yaşama yeteneğindeki azalmanın teknik adıdır. Anhedoni. Çok sık rastlanan bir düşünme hatası, olumluyu değersizleştirme eğilimi bu sorunun kökeninde yer alabilir. Bu düşünme hatasının neden oluştuğunu hatırlıyor musunuz? Bir iş adamı bana tüm gün boyunca yaptığı hiçbir şeyin tatmin edici olmadığından yakındı. Sabah bir müşterisinin çağrısına geri dönmeye teşebbüs ettiğini fakat hattın meşgul olduğunu açıkladı. Telefonu kapattığında kendisine bu bir zaman kaybı demişti. Daha sonra ise önemli bir iş anlaşmasını tamamladı. Bu kez de kendine şirketteki herhangi bir kişi bunu aynı şekilde ya da daha iyi yapabilirdi. Bu kolay bir sorundu ve benim rolüm o kadar önemli değil dedi. Tatmin eksikliği onun her zaman çabalarını boşa çıkarmak için bir yol bulmasından kaynaklanıyordu. Hiçbir önemi yok deme şeklindeki kötü alışkanlığı herhangi bir tatmin algısını gayet başarılı bir şekilde baltalıyordu. 7. Mükemmelliyetçilik. Kendinizi uygun olmayan hedefler ve standartlarla yenik düşürürsünüz. Yaptığınız her şeyde muhteşem bir performans gösteremezsiniz. Bu yüzden genellikle elinizde kalan koca bir hiçtir. 8. Başarısızlık korkusu. Sizi felç eden diğer bir düşünce kalıbı da başarısızlık korkusudur. Çaba harcamanın ve başaramamanın kişisel bir yenilgi olacağını hayal ettiğiniz için denemekten tamamen vazgeçersiniz. Başarısızlık korkusu birkaç düşünme hatasını içerir. En sık rastlananlardan biri aşırı genellemedir. Bu konuda başarısız olursam, bu her şeyde başarısız olacağım anlamına gelir diye düşünürsünüz. Böyle bir şey doğal olarak olanaksızdır. Hiç kimse her şeyde başarısız olamaz. Hepimizin zaferleri ve yenilgileri vardır. Zaferin tatlı olduğu ve yenilginin genellikle acı olduğu doğru olsa da bir işte başarısız olmak ölümcül bir zehir olmak zorunda değildir ve kötü tat da sonsuza dek kalamaz. Yenilgi korkusuna katkıda bulunan ikinci bir düşünce yapısı, bireysel çabanızı gözetmeksizin performansınızı sonuçlara bakarak değerlendirmenizdir. Bu mantıksızdır ve sürece odaklanmaktan çok sonuca odaklanmayı yansıtır. Bunu kişisel bir örnekle açıklayayım. Bir psikoterapist olarak sadece söylediğim şeyleri ve her hastayla nasıl etkileşime girdiğimi kontrol edebilirim. Bir terapi seansında bir hastanın çabalarıma nasıl tepki vereceğini kontrol edemem. Söylediğim şeyler ve etkileşime girme biçimim süreci yansıtır. Her bireyin nasıl tepki verdiği ise üründür, sonuçtur.
Aynı gün bazı hastalar o günkü seanstan büyük ölçüde yarar gördüklerini söylerken, diğerleri seansın çok da işe yaramadığını söyleyeceklerdir. İş başarımı, sonuç ya da ürün üzerinden değerlendirseydim, hastam olumlu tepki verdiğinde rahatlarken, olumsuz tepki verdiğinde kendimi yenilmiş ve ezik hissedecektim. Bu durumun duygusal yaşamımı dönme dolap haline getirecekti. Bu durum duygusal yaşamı dönme dolap haline getirecekti. Ve özgüvenim tüm gün boyunca yorucu bir biçimde bir aşağı bir yukarı gidip gelecektim. Fakat kendime tek kontrol edebildiğim şeyin terapötik süreçte sağladığım gelişim olduğunu söylersem, herhangi bir seansa sonucu gözetmeksizin iyi, tutarlı bir iş çıkardığım için kendimle gurur duyabilirim. İşimi sonuç yerine süreç üzerinden değerlendirmeyi öğrenmem büyük bir kişisel zaferdi. Bir hasta olumsuz geri bildirimde bulunursa ondan öğrenmeye çabalarım. Bir hata yaparsam onu düzeltmeye girişirim. Pencereden atlamama gerek yoktur. Saygılar.